TR724 sesli köşelerde Veysel Ayhan'ın kaleme almış olduğu "Onlarla İftihar Ediyorum" başlıklı yazısını sunuyoruz. Döner yine Kenan'a kaybolan Yusuf, üzülme. Üzüntüler kulübesi, gül bahçesi olur bir gün, üzülme. Dönmese de felek, bizim arzumuzca iki gün, bir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme. Gelirse ömrün baharı, yine çimenler üstünde, başına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme. Kabe aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer, batsa da ayağına muğilan dikeni, üzülme. Kendimi onlardan biri olarak göremiyorum. Boyumun ölçüsünü fazlasıyla aldım. Artık tutunduğum tek dal, onların meziyetleriyle ve şerefleriyle şakirane iftihar etmek. Bu şehrahta en fazla şairin dediği gibiyim. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Ben ve emsalim en fazla onların peşlerinden gitmekle müfterih olabiliriz. Ne cirmimiz ne de cürmümüz ötesine izin vermez. Onlar bu devrin gerçek garipleri. Bir insan "Rabbim Allah'tır" dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz diyenleri bile olmayan garipler onlar. Her nurun kaderinde karanlıkla boğuşmak vardır ve onlar bu savaşlarında dik ve onurlu kalmayı başardılar. Hepsiyle iftihar ediyorum. Her biri için destan yazılsa değer. Öyle inanıyorum. Her hikaye kendi hikayecisini de üretir. Benceleyin yazıcılar değil, sürecin edibi de şairi de gelecektir. Sanatçısı da, romancısı da. Endişeye gerek yok. Hayata dökülen hangi destan vardır ki kağıdını bulamasın? Güvenlikçi urbası giymiş haydutlarca o nurdan elleri hoyratça kelepçelenmiş, şaki gibi yola sürülmüş, siması ışık saçan, gülücüklerle kaderlerini selamlayan, dırahşan çehreli garipler onlar. İşte Rahman'ın bu mütevazi kullarıyla iftihar ediyorum. Memleket sevgisiyle gecesini gündüzüne katmış, ile ilçeye, ovaya obaya, taşa toprağa kan ve terini bırakmış ve sonra vefasızca arkadan hançerlenmiş, şimdi zindan hücrelerinde ruhlarının miracına yol alan Hazreti Yusuf'un gerçek kardeşleriyle iftihar ediyorum. Bilmem kaçıncı bahar, koğuş ve mazgal deliklerinden gökleri seyreden, uçan kuşları takip etmeye uğraşan ve bakışları duvarlarla biçilen ama ümidini kaybetmeyen, dudakları büzülen, gözlerinden sessizce süzülen yaşlarla, dua dua meleklerle saf tutan bu arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Daha dünya gözüyle ne güneşi ne de bulutları görmüş, ne kuşların peşinden koşmuş ne de toprağa ayağını değdirmiş bebeklerle, zindanların nemli betonlarında emekleyen, pet şişe kapaklarından oyuncaklarla oynayan minik sandalındaki bebek Hazreti Musa gibi kaderine akan çocuklarla iftihar ediyorum. O çocukların gözlerinde kendi evlatlarını hicranla hayal eden, yüreği dağlanan diğer annelerle, babalarla, onların Allah'a olan merbutiyet ve teslimiyetleriyle iftihar ediyorum. İnancıyla, geçmişiyle ve masumiyetiyle onur duyan, en zor şartlarda bile bunu yiğitçe dile getiren, kötü yola düşmüş, zavallı yargıçlara zerre kadar ehemmiyet vermeden, onların üstünde Allah'ın rububiyet elini gören ve derdini sadece ona açan, göklerin kapısını hüzünle çalan Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in kardeşleriyle iftihar ediyorum. Mesleğini, evini, ailesini, hatta eşini kaybeden, ashab-ı keyf gibi uzlete çekilen, aylarca eş ve evlat hasreti çeken, bazen açlıkla, bazen hastalıklarla iki büklüm yıkılan, doktor bulamayan, ilaç alamayan ve altından kalkılmaz halde bile Rabbine tek kelime sitemi aklından geçirmeyen ve her birini koca bir şehre, hatta dünyalara değişmeyeceğim,
kahraman kadınlarla, yiğit erkeklerle iftihar ediyorum. Zamanın Nemrutları tarafından evladı elinden alınıp yetiştirme yurduna verilen, peşlerinden yüreği parçalanan, ciğeri kavrulan veya insan kılıklı canavarlarca bebeği elinden alınmış, o yüzden de yavrusunun rızkını gözyaşlarıyla lavaboya sağan ama Hazreti Musa'nın annesi gibi vahiy almışçasına metanet içinde Allah'a yönelen Hazreti Asiye validemizin ruh ikizi annelerle iftihar ediyorum. Zamanın firavunları tarafından 10 kişilik koğuşa 20 kişi konulan, seccade verilmeyen, Kur'an okuyabilmek için Rablerinden af dilenerek ne olur günah yazma Allah'ım diyerek ellerindeki tek mushafı ağlıya ağlıya bölen, cüzlere ayıran ve gece gündüz okuyan Hazreti Meryem'in masume kardeşleriyle iftihar ediyorum. Protezli ayaklarıyla bazen sırtta, bazen yaya yollara düşen, babası nefessiz ve dermansız kalıp olmayacak, dönelim yavrum demeyi düşündüğünde, yürüyelim baba, ben yürürüm, hicret için yola çıktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle hicret etti diyen küçük Zeynep'le veya Hazreti Zeynep validemizin asil kızlarıyla iftihar ediyorum. Her biri bir başka cömertlik ve sehavet kahramanı. Koltuk değnekleriyle, tekerlekli sandalyeyle zindanlara atılan Hazreti Ebubekir'in kardeşleri Mustafa amcamla, metanet dolu Celal amcamla ve Hazreti Nesibe Misal teyzelerimle iftihar ediyorum. Kendisine onlarca fabrikan, yüzlerce mülkün, milyarlarca paran vardı, şimdi hepsi gitti, bak mülteci oldun dendiğinde, kaderine tebessüm ederek Allah verdi, Allah aldı diyecek kadar metin ve mütevekkil Hazreti Osman'ın kardeşleriyle iftihar ediyorum. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, ıstırapla gurbetin kuytu serinliklerine koşan, Rabbine teveccüh eden, yalvaran, yakaran, kanlı gözleriyle secdeden doğrulan, gözyaşlarıyla arınan ve yeryüzünü yunup yıkayan Hazreti Ali'nin kardeşleriyle iftihar ediyorum. Dünyanın bir başka yerinden koşup kendilerine yardım edenlere teşekkür ederken Kevserlere değişilmez gözyaşlarıyla Rabbim çok büyük diyen ve sonra yürek yorgunluğuyla göklere kanat çırpıp Hazreti Hatice validemizin bağrına koşan Esma Hanım'la iftihar ediyorum. Şekavetin temsilcileri eliyle hunharca şehit edilen Hazreti Musab'ın kardeşleri ve yaşıtlarıyla iftihar ediyorum. Gökhan öğretmenlerle, Abdurrezzak ailesiyle, Maden ailesi ve daha niceleriyle. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, kimi canını verdi ayetini bir bayrak gibi bir kere daha yeryüzünde dalgalandıran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve azize kardeşleriyle iftihar ediyorum. Sizler geldiniz ya, artık geri kalan her şey boş. Rüyalar hakikat oldu. Cenab-ı Hak kardeşleri olmakla şereflendirdiği o ilk kutsilerden sizi ayırmasın, ayağınızı sarsmasın, makamınızı âli eylesin, diyor Veysel Ayhan, TR724'teki köşesinde.